Bakın bu ayette hemen kendimizi bulacağız. Hemen kendimizi göreceğiz. Yani burada bizi anlatıyor Allah'ımız. Bismillah. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌ İnsanın başına bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet, bir felaket geldiğinde دَعَا رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ Hemen Rabbine yönelir, yalvarır, yakarır. Hasta olur insan. Allah bir hastalık verir. Hemen başlıyoruz salavat-ı şerifeler çekmeye, dualar etmeye, namazlara. Ameliyata girecekse herkese helalleşmeye başlıyoruz. Hemen sadakalar veriyoruz. Efendim ameliyat çok güzel geçsin diye. Tamam bunlar çok güzel bir şey ama devamında ne diyor? Sümme izâ havvelehu ni'meten minhu. Sonra da Allah ona o sıkıntıyı üzerinden giderdikten sonra, nimet verdikten sonra, eski sağlığına döndükten sonra nesiye mâ kâne yed'u ileyhi min kablu. Daha önce yalvardığını unutur. Daha önce yaptığı duaları, verdiği sadakaları, kıldığı kazaları, oruçları, namazları vesaire unutur. Eski haline geri döner. Eski efendim o şuursuz haline geri döner. Evet bazen hastalıklar bizim için bir uyanış vesilesidir. Bazen Allah bir sel verir. Efendim bir dolu indirir aşağıya gökyüzünden ceviz büyüklüğünde. Dolu indirir, uyanalım diye. Daha sonra bakıyorsunuz Allah deprem verir. Deprem verdiği bölgelerde bir uyanış var mı? Bir günlük de olsa var. Evet çok da yani haksızlık etmeyelim. Depremin olduğu gün sabah namazları ağzına kadar dışarı kadar dolup taşıyor ama öğlen namazına baktığınız zaman yine eskisi gibi bir saf iki saf. Ne çabuk unutuyoruz değil mi? Ne çabuk unutuyoruz. Bir anda uyanıyoruz hemen uyuyoruz tekrardan. Yani uyanışımız o kadar az ki, o kadar az ki maalesef dünyaya daldıktan sonra o Mevla'ya olan hissettiğimiz ihtiyaç halini efendim nimete gark olduktan sonra unutup gidiyoruz. Şimdi bakıyorsunuz yine korona vurdu. Korona, bu Covid-19 virüs, salgın hastalık etrafa yayıldı. Dünyadaki bütün koronavirüsü efendim onları toplasanız 5 gram eder diyorlar. 5 gram. Allah 5 gramlık bir virüs ile bütün dünyayı sallıyor. Bütün dünyayı neredeyse helak edecek. Ancak halen akıllanıyor muyuz? Maalesef akıllanmıyoruz. Maalesef yine camilerimiz boş. Yine ilim zikir meclislerimiz maalesef boş. Efendim namaza dönüşler, oruca dönüşler, sadaka vermelere, efendim malın Allah yolunda infak etmelere dönüşler. Malının zekatını verenler yine yok. Yine öşrünü verenler yine yok. Toprak mahsulünün onda birini kendisi sulamıyorsa onda birini vereceksin. Onda bir. Ama yine öşrünü veren yok. Öşrünün verilmesi gerektiğinin haberinden bile efendim şuursuz olanlar var. La havle ve la kuvvete illa billah. Bizi ne uyandırsın artık? Bizi belki ölüm uyandıracak ama işte o zaman iş işten geçmiş olacak. O zaman başımıza keşke daha efendim dünyada o hastalıklar tekrar gelse de o hastalıklara razıyım ben ölmeyeyim. Dünyada başıma gelen her türlü belaya musibete razıyım ama şu ölüm denen şey bana gelmesin çatmasın. Daha çok yapılacak işimiz var diyeceğiz ama artık iş işten geçmiş olacak. En büyük felaket bizi bulmuş olacak. Ya bizim için felaket olmuş olacak ölüm ya da sonrası için bir nimet. Cennete kavuşmak anlamında bir nimet olacak. Onun için Allah bizlere bu başımıza gelen belalara, musibetlere karşı sabırla karşılık vermeyi ve o efendim musibet anında yapmış olduğumuz, sıkıntı anında yapmış olduğumuz dualarımızı, tevbelerimizi, namazlarımızı, sadakalarımızı yeniden ölene kadar devam ettirebilmeyi nasip eylesin. Bizi Allah nankörlerden olmaktan muhafaza eylesin. Amin.